Evet, bir süre sonra yeniden buradayız kıymetli kardeşlerim. 2 gün önce yaz okulum ve resmi olarak üniversitem bitti. Mezunum. Zaten bir aydır olmamamın sebebi tabii ki sizin de bildiğiniz gibi orman yangınları. Onun öncesinde bir bayram vardı falan ama hiçbir bahane değil. Hani tamam bitmesini bekledim ve 2 gün sonra yine YouTube'da karşınızdayım. Hatta tam olarak şöyle karşınızdayız. Arkada gördüğünüz Triumph Rocket Uçar. İnanılmaz bir makine. Yani Motovlog'da daha tabii ki detaylı görürsünüz ve motor hakkında bahsederiz tabii ki ama yani şöyle bir etrafını gezmem gerekirse devasa, inanılmaz ilgi çeken, retrotik, çok rahat ve kullanırken ya ben ne kullanıyorum, böyle acayip bir şey kullanıyorum dediğiniz bir motor. Dünyanın en büyük seri üretim motor hacmine sahip makinası. 2500 cc ve şuradan da anlayacağınız üzere 3 tane silindirle canavar gibi bir torka sahip bir makina. Dün akşam Akşamdan beri birlikteyiz. Hem fotoğraf video çekimine getirdim. Hem haftalığa çekiyorum. Hem bir tane motovlog çekeyim. Hem de biraz dolanayım diye geldim. Aslında derdim burada değil, o köşede çekmekti. Bu manzarayı bilirsiniz. Buraya gelmeyeni dövüyorlar zaten yani. Orman yangınlarından dolayı ormanı kapattıkları için o tarafa kadar giremiyormuşuz. Kapıları kapalıydı. Ya kapalı olsun zaten. Çok problem değil ya. Ben 2 tane fotoğraf çekmesem de olur. Önemli olan bu güzelim ormanlara zarar gelmesi. Zaten yeterince üzüldük bence. Yani artık Twitter'da timeline güncellemekten çekinir haldeydim o dönemde. Her güncel yeni bir haber. Mutlaka benim gibi yaşayan vardır. Şimdi Canberk'in yanına gideceğim. Sahilde bir fotoğraflar alacağım. Ondan sonra oradan da ya dönerim ya da yarın sabah dönerim, bırakırım bu. Hiç de vedalaşmak istemiyorum biliyor musun yani? Hadi gidelim Rocket. Çay olur. İki de çay. Öğle yemeklerini fenomenlerle yiyorum. Karşınızda Motor 1 Türkiye ama daha çok bilinen adıyla Canberk Yedikol. Karizmatik bakış aslında, müzik koyayım. Bakıyorsun öyleyine mağrur. Ya hem Canberk'i göremiyordum hem de tabii bir yerden sonra öğle yemeği yemem gerekiyor. Dedim Sarıyer'e inelim, şey yapalım, öğle yemeği yiyelim. Artık vloglar böyle abi, çatır çutur. Brunch abi. Brunch abi. Aynen öyle. Biz de burjuvayız ya. Benim neyim eksik? Benim hiçbir şeyim eksik. Sen bildiğin burjuvas. O zaman şey, brunchta kaşar lomlet. Kaşar lomlet yiyeceğiz şimdi. Yani çok güzel manzara diye biliyorum ama bir yandan Canberk'i Reels için çalıştırıyoruz. O genelde böyle şeylere çok odaklanır hayatta. Gördüğünüz gibi beni hayatta takmıyor. Umurumda değil. Bu arada Hazar değil mi? Doğru biliyorum. Hazar. Ha, Hazar Soylu. Tamam ya. Tamam ya. Okey. Hazar da DM'den bana yazdı. Dedi hani böyle abi ben de oralardayım. Gezelim beraber. Ben de dedim tamam. Ama ciddiye almamıştım. Hazar bayağı bizi buldu burada. O da çok samimi bir kardeşimiz çıktı sağ olsun. Bir de yardımcı oluyor bugün bize videolarda. Takılıyoruz ya. Bildiğimiz gibiyiz. Hazar'ın Instagram'ına baktık biraz önce. Acayip teker yapıyormuş. Dedi ki teker yapayım mı? Dedim sen bilirsin. Ne diyorsun? Hayırlısı bakalım. Deli oğlum bu çocuk. Ya, tabii genç abi, kanı kaynıyor. Bizden geçti artık o. Sonunda hesabak geldi oğlum. Bana geldi bir ara ya. Bence çok iyiydi. Ben bayağı beğendim. Ha, stopi de var. Ya oğlum bu çocuğun gözleri müthiş ya. Şuraya bak. Haber yakışıklı. Canberk'i eve bırakıyorum. Acayip bir şey ya. Nasıl da artçılık? Çok konforlu oğlum. Oğlum çok konforlu. 5 gün kabriyo araba kullandım. 5. gün arayıp bunu bir hafta daha verin demek istedim. Şey E350 değil mi işte? Oğlum Berat çektik ya onu da bizim kanalda. İzlemiyor musun videoları falan? Reels'lar çektik, fotoğraflar çektik falan. Bir günlük maceramızın sonuna geliyoruz. Bu 2500 cc dünyanın en büyük seri üretim motor hacmine sahip olan motosikleti. Şu an altımda olan motosiklet. Dün akşam aldım zaten motoru. Dün akşam kullanırken ulan dedim çok güzel makine ama hani gece de biraz gezme isteğim vardı. Ancak şöyle bir durum oldu. Gece talihsiz şekilde 12 ile 1 arasında bir yağmur yağdı. Ve tabii yollar ıslandı falan. Ben de dolayısıyla çıkamadım. Çıkmak da istemedim. Hani kendi motorum olsa çıkarım da. Şimdi emanet de motor bir yandan. Çekim için alıyorsun. Böyle durumlarda da olmaz olmaz bir anda başına bir terslik gelir. Sabah çıktım. İşte ne kadar? 57 kilometredeydi ben aldığımda. Bu arada motor şu anda 181 kilometrede. Zaten sıfır bir motosiklet. Benden önce sevgili hocamız Zafer Akçay kullandı. Zafer Hoca'dan sonra da ben kullanıyorum. Motosikletle ilgili ilk görüşlerimi söyleyeyim. Birincisi altınızda devasa bir şey var. Böyle işte kullanırken tabii ki her motor gibi, her ağır motosiklet gibi belli bir hızdan sonra kuş gibi hiç sıkıntı yok. Ama gerek şerit değiştirirken gerekse dar alanlarda altınızda ciddi bir hacim ve ağırlığın olduğunu hissediyorsunuz. Oo, bugün trafik çok felaket arkadaşlar. Yani bir tane gidiş videosu göstereyim dedim.
Gösteremiyorum. Bakın 3. vites 80'le gidiyorum değil mi? Gaza bir oturuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani arkadan biri tekmeyi bir koyuyor. Yürü babacım. Yürü diyor ya. İnanılmaz bir şey yani. Aşırı iyi hissediyorsunuz. Ay gerçekten bana mı denk geldi kavga? Evet arkadaşlar, 6 yıllık YouTube kariyerimde yine olmadı. Yani bir tane kavga videom yok ya. Hiçbir şey başına gelmeyen adam benim. Belli bir devire geldiğinizde, özellikle hani 4000 devir ve üstü için söyleyeceğim bunu. Motoru kompresörü bıraktığınızda, yani gazı kestiğiniz zaman motor çok tatlı, minik böyle patara 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 patara. Bak şu anda yapıyor, pat 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 pat. Tabii silindir sayısının özellikle burada çok etkisi var. Çok tatlı egzoz patlamalarıyla devir düşürüyor. Onu çok sevdim mesela, çok hoşuma gitti. Sürekli gazı bırakasım geliyor. Bülent abi! Vallahi babam, buraya kadarmış. Çok güzeldi ama veda vakti. Başka bir zamanda. Hiç binmeseydim keşke. Çok üzüldüm yani. Bak harbiden ayaklarım geri geri geliyor. Gram bırakasım yok. Adam değilim bırakasım varsa. Rodajını yap bari oğlum. Aldık yarışırsız. Abi seve seve yaparım. Ne demişler bilirsin. Kurda sormuşlar, tavuk sever misin? Gülmekten söyleyememiş. Of. Günaydın. Afyon hiç patlamadı. Burak abiyle buluşmaya Ataşehir'e gidiyorum. Yeni araba. Tabii 2 günlük rakıt macerasından sonra bayağı ufak geldi bana. Yani sakın küfür etmeyin. Hani şey gibi olmasın işte. Sonuçta biliyorum Monster'da gayet güzel motosiklet. Ama yani 2 gün rakıta binince bu ufak geldi. Çıta niye yanmıyor ya? Babamın arabası bende. Instagram'dan takip edenler biliyordur zaten de. Bunu da ilana koyduk. Satılmasını bekliyoruz. Yani babama yeni araç aldık. Daha doğrusu farklı bir arabayla değişti babam bu arabayı. Şimdi bu da ilanda bekliyor. Ben de başına bir şey gelir diye kullanmıyorum. Olmaz olmaz, biliyorum. Ben bahtsızım da şimdi benim başıma gelir. Nasıl çıkayım da daha fazla bekletmeyeyim adamı. Gerçekten iğrenç bir hayat. Yok mu çekiyorsun? Ha öyle. Ya artık başta gözünü... Tamam başladım işte, çekiyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Ha? Sen abi vlog nasıl çekmezsin oğlum? Çekiyorum işte. E şu ne kadar vaktini alıyor? Bu kadar. 15 saniye. Kurgusu ne kadar vaktini alıyor? Bir gün max. Ya ne bir günü ya? Vlog tamam bir gün. Mümkün değil. Tamam 4 saat. Bugün Burak abiyle rakıtı deneyi çektik biliyorsunuz işte videonun başındaki. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Triumph kulübünün sürüşü varmış ve o rakıtı sürüşe götürmüşler o yüzden. Ya yok sorun değil, yeni Monster var gerçi. O da gitti. O da gitti. Bu adam da şu seviyeden olunca gülüyorsun abi. Karet mi ettin? İltifak mı ettin? Senin çocuklar diyor ki abi diyor konuştuğunda da diyor Twitch'e geri dönsünler. Döndüm. 2 yayını yaptım. Çok yapmışsın lan. Ya tam yapacağım işte. Bu akşam da yapacağım. Abi Twitch'te öyle bir şey söyleyeceğim. Her gün Twitch'te olman ya lazım. Ya abi her gün Twitch'te olman lazım değil. Ya birader 30-40 lirayken para kazanıyorduk. Cebimize giriyordu 3-5. Doğru. Şimdi hiç para girmiyor yani. Kaç düştü gelirin? Benim %25'e falan düştü. Ben %80 düştü oğlum benim de. 3 ayda Vespa alıyordum. Büyük kazanıyor. İşte Burak Pınar niye yayınları bırak diyorsunuz? Ya makara kendi abi. Yok böyle bir şey yok. Onları koyarsan yeter ki bunda para kazanıyor falan. Bunu koyarım. Neye bakıyorsun? Bunlar biliyorsun değil mi? Budget. Evet. Patch tabii yani. Ki biliyorum canım. Patch. Budget ne ya? Monta dikmek için. Monta dikmek yeleğe için. Dikmek için istiyorsan. Sana bir şey söyleyeyim mi yalnız? Bayağı iyi. Yani şu çok iyi. İngilizlerin bu olayı zaten her zaman çok iyi. Mürüyorum. Ya bayağı evet, iyi. Evet evet. İyi bayağı. O kadardır buraya geliyorum. Senin gibi açını görmedim. Yok yok. Burada bu kadar şey olduğunu ben ilk kez görüyorum. Normal Salih abi karıştırmıyor ya bunları. Karıştırmaz yani. Sen şu an mıncıklıyorsun birazcık. Ben şu anda mıncıklamamın sebebi Salih abi yok. Bu şey sticker set. Kaç euroymuş? 92 euro mu? Olduğu gibi bırak abi. Parmakristallik alır mısın peki? Manyağı var. Sen bardakları gördün mü? Ya bardaklar kanka bizim özel içi de yaptırılmış gibi duruyor. Çok komik bence. Günaydın Gökten Baba. Ya böyle afallar kalırsın işte. Hazır mısın? Şimdi okullu olduk mu Gökten Baba? Üniversiteli olduk. Ya. Beni ilk almaya geldiğinde ben liseliydim. Liseye yeni başlamıştım. Şimdi üniversite kaydına gideceğiz beraber. Nasıl bu konuma geldik? Ben seni o gün bir gün geçirip bırakacaktım. Ya inanılmaz bir çocuk ya. Uyanamam. Oğlum çok geç uyuduk. Halimize bak ya. Gökten'i üniversiteye kayda götüreceğiz. Her videoda da flashback yapıyoruz arkadaş. Biliyorsunuz işte. Tutturdu beni üniversite kaydına götür. Bugün tam sabah gidelim, akşam dedim gel ben de kal. Üniversiteden tam kurtuldum dedim, gene kayda gidiyorum. Bir kendime gelip gözlere bak, daha 5 dakika oldu uyanalım. Çaresi dostlar ve subhanallah. Erkin Koray kaç yaşındadır acaba gerçekten? Bayağı yaşlıdır. Erkin amcadır yani. Bizim için amcadır. Ben hayatımda kardeşimi okuldan bir kere aldım. Bu kekoyu üniversite kaydına götürüyorum. Çünkü çıkarım var. Seni ırgat gibi çalıştırır. Anne. Ya anne. Arkadaşlar göz kırpıyorum. Acaba kırmasın.
Özür dilerim arkadaşlar. Sen ne kazandın? Yani Gökten Aydın Üniversitesi Gıda Kontrol. Kalite Kontrol. Gıda Kalite Kontrol. Evet. Ulan kalite kontrol var, gıda mühendisliği var. Gıda kalite kontrol var, artık benim de beynim yani. Tam üniversiteden kurtuldum dedim 1,5 hafta sonra. Yine bambaşka bir üniversite tecrübesine gidiyorum. Şimdi buna şey diyecekler. Online vardı. Vardı. Bunu bana dün söyledi. Bir haftadır gideceğiz. Oğlum dedim niye online yapmıyoruz? Niye beraber gitmeyelim ki dedi. Bir de vlogda çıkarım dedim. Evet, ünlü olacağım. Geçerli bir sebep. Ya evet, geçerli bir sebep. O işi gücü bıraktım. Adamı gece gittim motorla aldım evden ya. Aldı. Ya kanka biraz muhabbet etmen lazım. Ha evet, biraz motorla aldım ve motorla ondan sonra yola çıktık ve yolda çok güzel ilerledik. Kız vardı ya, ona benzedi. Günaydın, şimdi uyandım. Biraz önce uyandım. İçeriği size çekmedim ama şöyle söyleyebilirim. Kalabalık. Çok kalabalık, aşırı kalabalıktı. Yani üniversiteyi görünce şunu anladım. Gram özlememişim! Özlememişim! Gram özlememişim! Dikkat et. Açıyorum bagaj. Efendim birader. Otostop. Esen yurda. Git. Giderim. Git. Git artık ya. Bak giderim. Git. Bak giderim. Oğlum çantanı unuttun. Abi. Gidemiyorum. Yani koşturmalı bir gündü ama video çekemeyeceğim yerlerde olduğum için hiç video açamadım bugün yani. Gökten'den sonra diyeyim daha doğrusu. Ufaktan akşam saatleri olmaya başladı. Çok güzel olmuş. Size bir şey göstereceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Burak abinin ofisindeyim. Burası yeni ofisi. Eskiden evden çekiyordu. Şimdi farklı bir ofis tuttu. O da içeride çalışıyor, bu gelen gürültüler ondan. Burası yeni ofisiymiş. İnanılmaz olmuş bu arada. Şimdi bakıyorum da. Tabii hala bitmemiş. Birkaç tane daha değişikliği var ama bayağı bir emek kokuyor. Şimdi bir de Burak abiyi dürtelim. O da burada vlogunu kurguluyor. Dünyanın en mutlu vlog kurgulayan adamı. O çok komik. Oğlum sen hiç soğumuyorsun, biraz sus. Kaçta koyuyorsun? Ben 5 gibi falan. Ya abi YouTube'un algoritması çok kötü. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi çocuklara da söyleyeyim. Hı hı. Arkadaşlar YouTube algoritması artık şöyle ilerliyor. Seni seviyorlarsa gerçekten. Lütfen yani ne olursa olsun nokta dahi bile olsa yorum atsınlar değil mi? Evet abi, çünkü YouTube algoritması öyle bir hale geldi ki şimdi yorum yapılmayan videoları öne çıkartmıyor. Evet 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 evet, aynı fikirdeyim. Yorum az kaldığı zaman abi videoyu kimseye göstermiyor. Adam da diyor ki hani mesela aa vlog koymuşsun ama izlenmemiş. En azından nokta yorum yapsın. Mesela bir kişi 3 tane yorum da yapabilir, 5 tane de yapabilir. Ama farklı farklı. Abi güzel olmuş. Abi sen bir tanesi. Abi adamın dibisin falan.